Merhabalar değerli canlar. Ahmet Koçak canımızın tanıkların anlatımıyla Sivas katliamı Onlar Işık Oldular belgesel kitabı üzerine söyleşi, dinleti ve kitap imza etkinliğine hoş geldiniz. Katılımınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Bize güç verdiniz, onur verdiniz. Ahmet Koçak 1966 yılında Sivas'ın Gürün ilçesi Konakpınar köyünde doğdu. İstanbul Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi'nde eğitimini tamamladı. 2 yıl sanayide çalıştıktan sonra 1991 yılında Alev Yayınları'nda çalışmaya başladı. Kavga dergisiyle başlayan amatör gazetecilik serüveni daha sonra Kervan dergisiyle devam etti. 1994-95 arasında özel radyoların yayın hayatına başladığı ilk yıllarda radyoculuğa başladı. Ulusal Radyo, Radyo Umut, Anadolu'nun Sesi Radyosu ve Yaşam Radyo'da program yapımcılığı ve sunuculuğu yaptı. Yol TV, Düzgün TV, Dem TV, TV10 gibi televizyonlarda çeşitli dönemlerde programlar hazırlayıp sundu. Hayat TV, İMÇ TV, Can TV, Artı TV gibi kanallarda konuk olarak katıldı. Sivas Madımak yangınından kurtulanlarla yapılan röportajlarda oluşan Onlar Işık Oldular adlı kitabı 2003 yılında yayınlandı. 2004-2008 yılları arasında Aylık Sarıçeşme Dergisi ve 2009-2010 yılında yayınlanan Sac Ayak Dergisi'nin Yazı İşleri Müdürlüğü ve görevini üstlendi. 2013-2017 yılları arasında Hünkar Hacı Bektaş Veli Vakfı tarafından yeniden yayınlanan Sarıçeşme Dergisi'nin yayın yönetmenliği ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü görevini üstlendi. Vakıfta çalıştığı süreçte 20'nin üzerinde kitapçık ve kitap yayını hazırladı. Ortağı olduğu Alev Yayınları'nda Aynı Bahçenin Gülleri, Sarıçeşme Dergisi'nde sanatçılarla söyleşiler, Haziran 2020 yılı içinde açtığı YouTube kanalında yaklaşık 30 yıllık çalışması boyunca oluşan arşivini yayınlamaya başladı. Çeşitli kanallarda hazırlayıp sunduğu radyo televizyon programları, çeşitli kanallardaki söyleşiler, dergi yayıncılığı sürecinde takip ettiği haberler ve yaptığı söyleşileri bu kanaldan kamuoyuyla paylaşmaktadır. Şimdi Ahmet Bey'i sunumunu yapmak üzere Ahmet Koçak'a davet ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Yeni gelen dostlarımız oldu. Bize gerçekten gelip bugün bizimle birlikte olmanız bize çok güç verdi, destek verdi. Hala demek ki kitaba, muhabbete, müziğe, sanata ilginin var olduğunu görüyoruz. Böyle bir etkinlik yapınca aslında çok da fazla duyurusunu yapmadık. Çok da fazla çalışmasını yapmadık. Sadece tanıdığımız, bildiğimiz dostlara çağrıda bulunduk. Bu katılım bile bize bir şey gösteriyor ki hala biz beraber birlikte bir şeyler üretebiliriz. Birlikte bir şeyler paylaşabiliriz. Tekrar buraya gelip bize destek verdiniz, güç verdiniz. Tekrar teşekkür ediyorum. Evet sevgili dostlar, Sivas katliamının üzerinden tam 30 yıl geçti. 30 yıl önce 1993 2 Temmuz'unda bildiğiniz hepinizin gözü önünde devletin, askerinin, polisinin, kolluk güçlerinin gözü önünde Sivas'ta aydınlarımız, Sivas'ta gençlerimiz, Sivas'ta semahçılarımız, Sivas'ta ozanlarımız, Sivas'ta yazarlarımız, gazetecilerimiz katledildi.
Bu katliamda biliyorsunuz 32-33 kişi katledilenlerden 33 kişisi oraya etkinlik için giden kişilerdi. İki kişi otel görevlisi, diğer iki kişi de katliama da işte görev alan kişilerdi. Totalde 37 kişi o katliamda hayatını kaybetti. Kitabımızda da uzun uzun kitabın hazırlanma sürecini, özellikle birinci baskısında 2003 yılında yaptığımız birinci baskısında uzun uzun neden hazırladığımızı, bu kitabın neden yayına hazırladığımızı kitabın birinci basımında, birinci sunumunda uzun uzun anlatmıştık. Orada söylediğimiz şeylerden birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Tek sözle, ölenler yaşarken yoldaşımızdı, yanarken hepimize ışık olmuşlardı. Ölümlerinin üzerinden 10 yıl da geçse o ışık bize yol gösteriyor. Bu çalışmayı onların anısına gerekli gördük. Sivas katliamı üzerine onca kitap yazılmışken Alevi hareketinde çıkartılması gereken sonuçlar ve alınması gereken dersler üzerine kafa karışıklığının sürüp gittiği için bu çalışmayı gerekli gördük. Sivas katliamı yalnız Alevileri değil, Türkiye işçi sınıfı, tüm ilerici aydınları sindirmeyi ve burjuvazinin önünde boyun eğdirmeyi amaçladığı için, hepimizi ilgilendiren kafa karışıklıkları olduğu için gerekli gördük. Bu gerekçelerle olaylarla ilgili belgelere ve teknik bilgilere boğulmamış, olayların içinde yer almış kişilerin 10 yıl sonra geriye bakmasına, tarihe tanıklık etmesine dayanan özgür anlatımlarını, tüm farklılıkları, çelişkileri ve zenginlikleriyle okuyucuya sunmayı amaçlayan bir çalışma yaptık. Çalışmaya katılanların bazısı ile yüz yüze ya da telefonla görüşme yapmak koşuluyla bu çalışmaya ve ek sorularla zenginleştirmeyi çalıştık. Bu çalışmaya katılanlara sorduğumuz sorular, 4 tane soru sorduk. Sorduğumuz sorular şunlardı. Birincisi, 2 Temmuz 1993 tarihinde Türkiye insanlık tarihinin vahşet günlerinden birini yaşadı. Siz de bu günlere tanık edenlerdensiniz. Bize o gün yaşamış olduğunuz vahşet anlarını anlatır mısınız? O gün vahşette kurtulanlara sorduğumuz sorulardan bir tanesi bu. İkincisi, şeriatçılar ve o günkü yöneticiler olayların çıkmasında Aziz Nesin'i suçladı. Aziz Nesin kışkırtıcı ve tahrik ilan edildi. Sizce tahrik edici ilan edildi. Sizce Aziz Nesin meselenin neresindedir, asıl mesele nedir? Üçüncü sorumuz, mahkeme süreci ve sonucu ile ilgili görüşleriniz nelerdir? Dördüncü soru, o günden bugüne Türkiye'de yaşanan süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? 10 yıl içinde değişen, gelişen şeyler nelerdir diye 4 soru sormuştuk. Kimlerdi bunlar? Otelde sağ kurtulan, başta Arif sağ olmak üzere dertli divancı sanatçılar içerisinden işte yazarlar ve aydınlar ve örgüt yöneticileri, o dönemin örgüt yöneticilerine bu sorularımızı sorduk. Ve otelin dışında kalıp, otelin işte etkinlik için gidip de otelde olmayan, otel dışında kalan yazarlarımız vardı, Sami Karaören gibi. Onlara da dışarıda nasıl yansıdığını sordum. Yine sevgili Makbule Çimen, Nesim Çimen'in eşi, otelde çok vahşice yakılan beden öldü diye atılıyor ve o tekrar o şeyden o süre yaşadığı fark edilince dışarı çıkıyor ve vücudu ikinci derece yanık olarak biliyor. Makbule Çimen'in kendi yaşadıkları travmaları ve diğer dostlarımızın olayda yaşayan, 8 saat boyunca otelde yaşayan dostlarımızın o travmalarını kitabımıza kendi anlatımlarıyla, kendi söylediklerini biz asla bir cümle dahi katmadan kendi anlattıklarını olduğunca birebir kitabımıza yer verdik. Ve kitabın, o dönem yayınladığımızda kitabın sonuna iki ek koyduk biz. Bir tanesi Aziz Nesin'in geleneksel 4. Pir Sultan Kültür Etkinlikleri çerçevesinde katliamdan bir gün önce kültür merkezinde yaptığı konuşmayı ekledik. Bilindiği gibi bu konuşma hem gericiler hem de siyasetçiler, sorumlu devlet memurları ve hatta mahkeme tarafından Sivas olayını tahrik eden konuşma olarak suçlanmıştı. İkinci ek olarak da yazar Rıza Yürükoğlu'nun Sivas olaylarına yaklaşık bir yıl sonra
Refah Partisi'nin yerel seçim başarısı üzerine yazdığı ve Kervan Dergisi'nin Mayıs 1994 sayısında yayınlanan İslamcı siyasal harekete karşı halkın aktif birliğini sağlamak tarihsel bir görevdir adlı yazısının bir da bir tarih belge olarak kitaba yer verdik. Bu yazıyı Yürükoğlu'nun yazısını okuduğunuzda bugünü nasıl 94 yılında bugünü nasıl anlattığını göreceksiniz. 94 yılında Yürükoğlu şeriatçı siyasal İslam'ın Türkiye'yi nasıl antidemokratik bir uygulamayla karşı karşıya getireceği öngörüsünü belirtmişti o yazısında. Bu açıdan bu yazı hala güncelliğini koruyor ve kıymetli. İkinci basım için hazırlık yaptığımızda da ikinci basıma işte Haziran 2012 yılında ikinci baskısını hazırladığımızda orada da yine kitabımıza Sivas katliamının 15. yılında kimler ne dedi diye bir başlık eklemiştik. Bu başlığı yani o dönem işte medyada çıkan yine gazetecilerin, işte örgüt yöneticilerin, kurum yöneticilerinin görüşlerinden yer vermiştik. Ve ikinci baskıya yazdığımız suç yazımızda sürece dair şu bilgileri paylaşmıştık. Sivas kıyımından sonra Madımak Oteli tadilat edilip yeniden hizmete açıldı. Tadilat edilen otelin lokanta bölümünün kebapçı olması mağdur aileleri çileden çıkartmaya yetmişti. Bunun üzerine Madımak Oteli'nin akıbetinin ne olacağı en çok konuşulan ve tartışılan konulardan birisi oldu o dönemlerde. Dönemin Sivas valisi Ali Kolat basına yaptığı açıklamada şunları söyledi. İlk olarak orada vefat edenlerin anısına yer vermek istiyoruz. Onların anlarını yaşatacağız. İlimizin çocuk kütüphanesi eksikliği vardı. Giriş bölümü çocuk kütüphanesi olarak düzenleniyor. Bir katında ise bilim ve sanat merkezi olarak belirlenecek diyor. Oysa ki Aleviler Madımak Oteli'nin müze olmasını talep ediyorlardı yıllardır ve bu talepleri hala da devam ediyor. Neden müze olmasını istiyorlar? Çünkü toplumlar ancak hafızaları dinamik tutularak yaşadıkları olayları unutmazlar. O nedenle müzeler bu tür görevleri görür. O müzede o katliamın bütün boyutlarıyla canlandırılması ve o müzeye girdiği zaman yaşanan oturmaları, insanlar bunu gördüğü andan itibaren bir daha yaşanmaması için, bunun altını burada çizerek söylüyorum, bir daha yaşanmaması için bu tarz şeylerin toplumlar açısından eğitici, öğretici olduğunu bildiği için Alevi Bektaş toplumu ya da bu konuda ısrarlı davrandığı için Alevi toplumu müze olmasını talep etmişti Madımak Hanım. Hala bu talebi karşılanmış durumda değil. Yine bu süreçte bir başka olay daha yaşanıyor. Sivas Şehitleri Anıtı ve PSKD'nin, yani Püstahda Kültür Derneği Merkezi'nin, genel merkezinin ard arda saldırılara uğruyor. Gerek Madımak Oteli'nin müze olması konusu, gerekse Sivas davasının takipçiliği ve Alevi toplumunun demokratik talepleri konusunda Püstahda Abdal Kültür Derneği'nin vermiş olduğu mücadele gerici güruhu ve tabii ki olayı tertip edenleri bir hayli rahatsız ettiği için bu saldırılarda o dönemlerde devam etmişti. Yine ikinci baskıya yaptığımız o sunumda bir bölüm sizlerle paylaşmak istiyorum. Usta tiyatrocu Gence Aykal, Türkiye ve yurt dışında on binlerce kişi tarafından ilgiyle izlenen Sivas 93 adlı tiyatrosunu hazırlarken Onlar Işık Oldular adlı kitabımızı kaynak olarak kullandı. Oyun içerisindeki birçok konuşma replik, yani anlatım bizim söyleşilerimizden alındı. Ben oyunu izlemeye gittim. Oyunu izlediğimde yaşadığımız dönemi kayıt altına almış olmakla doğru bir iş yaptığımızı o gün o oyunda izleyerek yaptığımız bir çalışmanın ne kadar kıymetli olduğunu o gün de anlamış ve amacına da ulaştığını, o günden bu çalışmanın amacına ulaştığı fikrine sahip olmuştum. Ve üçüncü baskı, bu baskı, elimizdeki üçüncü baskı, bu yıl Temmuz ayında yaptık bu baskımızı. Genişletilmiş ikinci baskıda Sivas katliamının 15. yılında kimler ne dedi başlığının bir bölümünü bu kitabımızda çıkardık.
bazı bölümleri, o dönemdeki aldığımız bazı bölümleri kitapta bıraktık. Bu kitaba ek olarak, üçüncü bölüme ek olarak geliştirilmiş üçüncü baskıya ekler olarak Yeryüzey Önder, ismi Önder, kendisi güzel. Yani bu kitaba bu süre içerisinde yazmış olduğumuz çeşitli makaleleri üçüncü baskıya ekler olarak aldık bunu. Bu kitabı tabii ki yayınlamaktaki amacımız tabii ki bu katliamı unutturmamak, bu katliamı yaşanan bu travmaları unutturmamak. Neden unutturmamak? Az önce de ifade ettik. Çünkü bu katliamlar bizi unuttukça bu toplum ya da Türkiye'de sadece Aleviler değil, bütün devlet tarafından ötekileştirilmiş, dışlanmış, bütün toplum kesimleri sürekli katliamlara uğruyor. Biliyorsunuz Türkiye'de gerek ana dil konusunda olsun, gerekse işte inançlar ya da ibadet merkezleri konusunda olsun, devletin tutumu tek tipçi, devletin tutumu yanlı ve devletin tutumu kendisinden olmayan bütün anlayışı yok sayıyor ve bu tutum hala da devam ediyor. Son dönemlerde gündeme dair birkaç şeyi de sizlerle paylaşıp muhabbeti buradan bitirmek istiyorum. Yakın zamanda biliyorsunuz Malumak katliamcılarından Hayrettin Gül, yani 5 Eylül günü Cumhurbaşkanı tarafından affedildi. Affedilme gerekçesi sürekli hastalık olarak gerekçe gösterildi. Şu an düşüncesinden dolayı cezaevinde bulunan onlarca, yüzlerce aydın, yazar, hatta bu devlete uzun yıllar hizmet etmiş generallerinden tut bilmem birçok insan var ve bunların birçoğu hasta olmasına rağmen bu ayrıcalık bu insanlara gösterilmiyor. Fakat Cumhurbaşkanı bu inisiyatifini ne hikmetse daha önceden de olduğu gibi, daha önceden de yine bir Sivas katliamı yapanlardan birisini, o olaya örgütleyenlerden birisini daha önceden de biliyorsunuz affetmişti. Bu sefer de affetti. Bu kararla başlanan şey aslında yarın, yani 14 Eylül Perşembe günü yarın yapılacak, Ankara'da saat 14'te yapılacak bir dava var. İkinci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Firari sanıklar yönünde devam eden Malumak katliamı davası yarın eğer bu dava son bulursa artık zaman aşımı meselesi gündeme gelmiş olacak ve zaman aşımından dolayı mevcut var olan aranan katiller dahil olmak üzere hepsi artık dolaylı olarak affedilmiş olacak ve bu katliamı yapanlar devlet nezdinden atlanmış patlanmış olacak. Şunu belirtmek lazım. Malumak katliamı gibi, Sivas Malumak katliamı gibi katliamlar aslında insanlık suçu. Orada 8 saat boyunca devletin bütün yetkililerin, bütün kurumlarının, bütün temsilcilerin gözünün önünde onlarca insan katlediliyor. Bu katliam, tarihte benzeri katliamların hepsi, işte Almanya Solingen'de olduğu gibi benzeri katliamları insanlık katliamı düzeyde ele alınıyor. Ve bu katliamın da aslında o düzeyde ele alınması gerekiyor. Dolayısıyla insanlık katliamında zaman aşımı diye bir kavram olmaması gerekiyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ne yazık ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını hiç sayan bir anlayışın bunu da hiç sayması çok da bizi şaşırtmıyor. Biliyorsunuz son günlerde ÇEDES diye bir kavram hayatımıza girdi. ÇEDES'in açılımı şu: çevreye duyarlıyım, değerlerime saygı çıkıyorum diye bir proje tartışılıyor ve 16 Ekim günü İzmir'de bununla ilgili bir miting yapılacak. Bu protokol 3 Kasım 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan bir protokol. Bu protokolda amaçlanan şey, sağlık alanında olduğu gibi, geçmişte sağlık kurullarında olduğu gibi, devlet, vaiz, imam hatip ve Kur'an kursu öğrencilerinin, ilahiyat fakültesi mezunlarının eğitim kurumu olan okullarda
manevi danışmanlar olarak görev yapmaklarını amaçlıyor burada devlet bu protokolde. Aslında bu protokolün amacı çok açık bir biçimde devletin artık yani eğitimi nasıl gazikleştirdiğini, ne hale getirildiğini çok iyi biliyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız var burada aramızda, emekli öğretmen arkadaşlarımız var. Onlar benden bu konuyu çok daha iyi biliyorlar. Son özellikle 2001 AKP'nin iktidara geldiği günden bugüne onlarca kanun çıkartıldı, eğitimde birçok değişiklikler yapıldı. En son gelen aşama bu ÇEDES'le birlikte bu aşama eğitimdeki o laiklik anlayışını, sekülerizm anlayışını da ortadan kaldırmayı hedefleyen bir sürece getirdiğini görüyorum. Bununla ilgili de az önce de ifade ettiğim gibi eğitim sen Alevi örgütleri ve öğrenci veli dernekleri öncülüğünde 16 Eylül'de İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda eşit yurttaşlık adı altında bir miting gerçekleşecek. Evet değerli konuklar, süreçlerle ilgili bu bilgileri aktardıktan sonra neler yapmalıyız üzerine birkaç kelam etmek gerekiyor. Şimdi hep hayatımızda şikayet ediyoruz. İki arkadaş, üç arkadaş ya da dostlar bir araya gelince hayatın koşullarını hep şikayet ediyoruz. Ama ne yapacağımız konusunda aslında hepimizin kafası karışık. O kadar çok karışık ki izlediğimiz bütün medya kanalları ya da diğer yaşadığımız sorunlar kafamızı, beynimizi avluka altına alıyor ve burada artık biz yaşadığımız sıkıntılarla, sorunlarla boğuşmaktan gerçek sorunların üzerine eylemez hale geliyoruz. İşte az önceki söylediğimiz ÇEDES bunun bir tanesinin örneği getiriyor, gündeme oturuyor, bunu tartıştırıyor. İşte siyasi olarak bir partinin yerel seçimden sonra biliyorsunuz bir partinin genel başkanı değişmeli mi değişmemeli aylardır bunu tartışıyoruz ama öbür taraftan da siz bakıyorsunuz daha dün mazota dünden şu kadar zam geldi. Hayat pahalılığı her geçen gün artıyor. Sürekli bunlardan yakınmak üzere bunların üzerinde neler yapmamız gerekiyor? Bunlarla ilgili nasıl bir çalışma yapmamız gerekiyor? Aslında toplumun dönüp bunları konuşması lazım. Kendi yaşadığı gerçek sorunları toplum dile getirmesi lazım. Biliyorsunuz ki son 7 aydır ülke yaşanan depremlerin etkisiyle ekonomik, sosyal, kültürel, demokratik alanda dibe vurmuş durumda. Gelen ağır vergilerle yaşanan ekonomik sıkıntılar daha da artarak toplumun tüm kesimini darboğaza sürüklemektedir. İktidar muhalif kesimleri sindirmek için elindeki tüm gücünü sonuna kadar kullanıyor, kullanmaya da devam edecek. Muhalif gazeteciler tutuklanarak muhalif olan kesime gözdağı verilmektedir. Bu nedenle toplumun tüm kesimleri devlet tarafından dışlanan, ötekileştirilen kimler varsa birlikte mücadele etmeliyiz. Ancak böyle demokratik haklarımızı elde edebiliriz. Bunun dışında harcayacağımız bütün enerjimiz boşa gidecektir. Tekrar bu etkinlikte bizi yalnız bırakmadığınız için, buraya katılım sağladığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar hepinizi ben de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Edremit'ten 4 gün önce tanıştık Ahmet Bey'le. Böyle bir şey olduğundan bahsetti. Sizler de buyurun dedi. Tabii ki o andaki sohbetin geliştirdiği bir şeydi. Biz de dedik ki dostlarından gel olmazsa gelinmez. Ahmet Bey gel etti, biz de geldik. Eyvallah. İyi ki gelmişiz. Duydum dost yaralanmış, yine gönlüm hoş değil. Duydum dost yaralanmış, yine gönlüm hoş değil. Her yanı parelenmiş, her yanı parelenmiş, yine gönlüm hoş değil. Her yanı kar edilmiş, yine gönlüm hoş değil.
hasretin zor imiş, her demat bozar imiş. Dost hasretin zor imiş, her demat bozar imiş. Derd adamı yermiş, derd adamı yermiş. Yine gönlüm hoş değil. Şimdi Hatice ablayla beraber birlikte söyleyeceğiz. Ara sıra o söyleyecek, ara sıra ben söyleyeceğim. Şöyle güçlü bir alkış istiyorum Hatice. Evet, teşekkür ediyorum. Ayaklarınız sağlık. Ben de birlikte önce hocamla size birkaç türküde eşlik edeceğim.
zaten benim sesim değilsin. Bir insan ömrü buyurun. Neye thank you.
yalanlarını durdurabilir misin sandım? Rüzgarın şarkılarını susturabilir misin sandım? Korkmuyorum şiddetinden, ateş tutan ellerinden, ürkmüyorum nefretinden ve karanlık nefesinden. Boyun eğmem asla sana. Yaksan bile bedenimi, ben doğarım küfretsen. Gücün varsa durdur beni. Kayaların ruhundanım ben. Yüzyılların öyküsü bende. 37 güneşim var, ışıldar doğur yüreğimde. Tutamazsın zincirlerinle yıldızların ışığını, güneşin ozanlarını. Boyun eğmem asla sana. Yoksan bile, yaksan bile bedenimi, ben doğarım küllerimden. Gücün varsa durdur beni. Güneşin ak yüzüne bir duman çöktü. Bir türkü çığlıkla ateşe düştü. Kuşu bir köşede bir çiçek küstü. Döktü yaprağını, boynunu büktü. Şu Sivas elinde sazım çalınmaz. Güllerim yandı, yüreğim dayanmaz. Kararmış yüreğin hiç ışığı olmaz. Bilmez misin ki türküler yanmaz. Günü gelir sana hesap sorulmaz. Dayanır kapına bir sultan ölmez. Şu Sivas'ın elinde sazım çalınmaz. Güllerim yandı, yüreğim dayanmaz. Şu Sivas'ın elinde sazım çalınmaz. Güllerim yandı, yüreğim dayanmaz. Thank you.
Müzik